Türkçe Peri Masalları. Bahçıvan. Londra şehrinin karmaşasına 8 kilometre uzakta küçük, sessiz, yemyeşil bir kasaba vardı. Burada asillerin ve saray mensuplarının yazlıkları bulunuyordu. Bu, içlerinde en tanınmış malikanenin hikayesidir. Hayallerin ötesinde güzelliğe sahip bir malikanenin. Bahçıvanı Larsen, çimleri büyük bir titizlikle biçerdi. Bahçıvanlık için duyduğu bitmek bilmeyen tutkusuyla, taşlı patikaların ve bakımlı taş duvarların kenarına nadir çiçekler dikmişti. Güçlü ve devasa ağaçlardan leziz meyveler sarkıyor, geniş mutfak bahçesinde en iyi sebzeler yetişiyor, pahalı serayı nadir bitkiler süslüyordu. Bu malikane doğal güzelliklerin altını çiziyordu ve sahipleri evle gurur duyuyordu. Her yaz mutlaka malikaneyi ziyaret ederlerdi. Ne kadar da güzel bir malikaneye sahibiz. Oh, bu halde kalması için ne kadar çok çaba harcıyoruz. Ama çabalarımıza değiyor. Ne de olsa bu malikane ailemizin adını taşıyor. Yaptıklarımız malikanenin bize getirdiği saygınlıkla asla kıyaslanamaz. Sayın Lordum, hoş geldiniz. Merhaba Larsen. Bu yıl bizim için nelerin var? Efendim, ben 5 yılı aşkın süredir Hint mangosu yetiştiriyorum. Bu meyvenin özel bir toprağa ve özel sulama yöntemlerine ihtiyacı var. Yetiştirmeyi öğrenmek için aylarımı harcadım ama... Yeter Larsen. Ürün aldık mı onu söyle. Aa, evet, işte burada. En iyileri sizin için seçtim. Kendi ellerimle topladım. Mükemmel şekil ve mükemmel boyutta. Keşke yıkansan Larsen. Ah, çok özür dilerim. Fransa'dan gelen yeni turplar için toprağa kazıyordum da. Pekala, kes bakalım Larsen'ın Hint mangosu nasılmış görelim. Çoktan kestirmiş olmalıydın Larsen. Özür dilerim hanımefendi, ben... Yıkan hadi. Mangolar iyi mi efendim, hanımefendi? Gayet iyiler. Efendim, Lord Cornwall beyefendi sizi görmeye gelmiş. Aa, gönder hemen. İşte, geldim bile dostum. Merhaba, seni görmek ne güzel. Acaba bunlar Hint mangosu mu? Evet. Bunlar çok lezzetli. Yediğim en güzel mango. Hindistan'a ne zaman gittiniz? Bunlar Hindistan'dan değil. Larsen onları burada, bu bahçede yetiştirdi. Larsen, mucizeler yaratan bir çalışansın. Larsen, bahçede çalışman gerekmiyor muydu? Evet hanımefendi, turplarım. Emin olun ben... Sen artık bahçeye geçebilirsin Larsen. Ah, malikanenin bakımlı olmasını sağlamak gerçekten çok yorucu. Ah, çok yoruluyorum, çok. Pekala, ben sizi yarın akşam toplantıya davet etmek için gelmiştim. Umarım gelebilirsiniz. Benim için zevk olur Lord Cornwall. Geleceğim tabii. Mangolardan biraz alabilir miyim acaba? Larsen gerçek bir usta. Larsen'dan çok atalarımızın bıraktığı bu bereketli topraklar sayesinde. İstediğin kadar mango alabilirsin. Hemen paket yapsınlar. Ertesi akşam Lord ve eşi Lord Cornwall'ın evine gitti. Mükellef bir sofra hazırlanmıştı ve konuklara hayatlarında yedikleri en güzel elma ve armutlardan ikram edildi. Gerçekten de elma ve armutlar çok lezzetli. Bunlar sizin malikaneninizden mi? Peki bahçıvanınız kim Lord Cornwall? Bahçıvanım yok. Ama bir bahçıvan arıyorum. Bunlar pazardan, John adında bir meyve satıcısından. Meyveleri özellikle bu gece için aldığını söyledi.
Meyveci meyveden bayağı anlıyormuş. Gerçekten çok egzotik. İşte sizin bahçenizden de böyle meyveler beklerdik Lord Maxwell. Lord Maxwell evine döndüğünde aşağılanmış hissetti. Hemen Larsen beni görmeye gelsin. Tamam efendim. Larsen kesinlikle bahçeyle daha çok ilgilenmeli. Beni mi görmek istediniz lordum? Bu akşam Lord Cornwall'ın evinde en güzel, en leziz elma ve armutları yedik. Meyve satıcısına gitmelisin. Pazardan John adında biri. Meyveleri nereden aldığını sor hemen. Sonra da o çiftçinin kim olduğunu ve nasıl böyle lezzetli meyveler yetiştirdiğini öğren. Pazardan John mu? Ona daha bu sabah meyve sattım. Bu akşam özel bir toplantı için elma ve armut istediğini söylemişti. Bunların sizin gittiğiniz toplantı için olduğunu bilmiyordum. Yani o elma ve armutlar bizim bahçemizden miydi? Bunu kanıtlayabilir misin? Evet. İşte yaptığım satışın makbuzu burada. Meyvelerin daha büyük ve sulu olması için özel bir toprak ve gübre karışımı denemiştim. Larsen, meyveleri önce bize tattırabilirdin. Ama bundan önceki gelişinizde size onlardan ikram etmiştim efendim. Siz de iyi demiştiniz. Yeter. Şimdi git bize biraz meyve topla. Arkadaşlarımıza meyve sepeti yollayacağız ve bizim bahçemizden olduğunu söyleyeceğiz. Atalarımızdan miras kalan topraklardan. Gerçekten Larsen. Bu konularda dikkatli olmak zorundasın. Hadi git artık. Larsen, gece gündüz bahçede çalışıyorsun ve senin sayende bu malikane şehrin en güzel bahçesine sahip. Ama kimse sana tek kelime iltifat etmiyor. Paketler hazır. Şimdi gidip mavi nilüferlere bakabilirim artık. Mavi nilüfer mi? Evet. Sen de çok endişe etme. Bahçede ne istersem yapmama izin verdikleri sürece sorun yok. Ertesi sabah Lord Maxwell acil bir mesaj aldı. Kral ve prenses önemli bir iş için acilen saraya gitmesini istiyordu. Ne oldu hayatım? Kral ve prenses beni Alabama işi için acilen saraya çağırıyorlar. O zaman hemen çıkmalısın. Hazırlanmana yardım edeyim. Peki, prensese hediye götürmem iyi olmaz mı? Ona bir şey almak için zamanın olacak mı dersin? Prenses, nadir çiçekler konusunda uzman. Larsen'ı çağırın. Larsen'dan bahçeden nadir bir çiçek getirmesini istedi. Larsen, Lord Maxwell'a mavi nilüfer çiçeği getirdi. Nadir olduğundan emin misin? Evet sayın lordum. Sadece Hindistan ve Tibet'in yüksek dağlarında bulunur. Ama ben... Yeter. Larsen, karpuzlar! Karpuz mu? Evet, kraliyetin aşçısı kaleye karpuz göndermemi istedi. Kraliyet ailesi geçen sene yolladığımız karpuzları çok sevmiş. Kanıtın var mı peki? İşte kraliyet aşçısının bana bu sabah gönderdiği not efendim. Bize de tattırman gerekirdi diye düşünüyorum. Aslında tattırdım efendim ve siz iyi olduğunu söylemiştiniz. Geçen yaz kraliyet bahçıvanı iyi ürün alamamış. Benden bir şeyler istedi. Ben de aşçıya ve kraliyet ailesine sundum. Zihnini bulandırma. Hemen çıkmalısın. Hoşça kal canım. Karpuzlar arabada kalsın. Lord Maxwell çiçeği prensese takdim etti. Prenses çok sevindi. Çiçeği kristal bir kase içinde toplantı masasının ortasına koydurdu. Ama kıskanç bir saray görevlisi Lord Maxwell'a şöyle dedi. Prensese verdiğiniz çiçek oldukça sıradan. Öyle mi? Larsen'ın sizi kandırmasına izin vermeyin. Larsen'dan çok daha başarılı bir bahçıvan tanıyorum. Onu işe almalısınız efendim. Lord Maxwell, saray görevlisinin söylediklerine çok öfkelendi. Larsen'ı hemen çalıştırmaya karar verdi.
Malikaneye döndüğünde Larsen bahçede Lady Maxwell'la konuşuyordu. Larsen? Lütfen şu eski ölmüş ağaçları kesmeme izin verin. Burada yulaf yetiştireceğim. O zaman bahçeye birçok kuş gelecek ve bahçe onların neşeli şakımalarıyla yankılanacak. Canlı renkleriyle hayat bulacak efendim. O ağaçlar yıllardır oradalarsın. Senden önce bile buradaydılar. Onlara dokunmayacaksın. Ama efendim ben düşündüm ve... Unutmalarsın. Bu bahçe ailemize ait. Ne cesaretle bahçeyi yönetmeye kalkarsın? Özür dilerim efendim. Çok üzgünüm. Artık burada kalmayacaksın. Saray görevlisi bize başka bir bahçıvan gönderecek. Bundan sonra hizmetlerine ihtiyacımız yok. Efendim? Prensese sıradan bir çiçek veriyor ve ona nadir mi diyor? Özür dilemek için ona mektup yazmam gerekiyor şimdi. Ama efendim? Bana tekrarlatma. Git hadi. Larsen, malikaneden ve yıllardır sevgi ve özenle baktığı güzel bahçesinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu arada Lord Maxwell, prensese bir özür mektubu gönderdi. Sayın Prenses, üzülerek söylüyorum. Saraya yaptığım son ziyarette size getirdiğim Mavi Nilüfer'in bana söylendiği gibi nadir olmadığını öğrendim. Bu dikkatsizlik için özür dilerim. Umarım beni bağışlar, size kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek gibi bir niyetim olmadığını anlarsınız. Saygılarımla, Lord Maxwell. Sevgili Lord Maxwell, bana takdim ettiğiniz çiçeğin nadir olduğunu çok iyi biliyorum. Hindistan ve Tibet'te nadir olmasa da burada nadir bulunur. Ve bahçıvanımız Larsen'ın onu bu iklimde yetiştirebilmesi müthiş bir şey. Bunun için alkışlanması gerekiyor. Malikaneniz ve Larsen'ın bahçesi hakkında çok şey duydum. Ve ziyaret etmeyi gerçekten çok isterim. Bu yıl geç kaldığım için müsait olursanız, gelecek yaz ziyaret etmeyi teklif ediyorum. Saygılarımla, Prenses Flora. Prensesin ziyareti için birçok hazırlık yapıldı. Yeni tohumlar, yeni çiçekler alındı. Hepsini Maxwell'ların yeni bahçıvanı yaptı. Maxwell'lar için o bahçe hiç Larsen'ın olmamıştı. Sadece kendilerine aitti. Bu arada Larsen, Lord Cornwall'ın yanında işe girmişti ve bahçesinde sihrini konuşturuyordu. Aradan bir yıl geçti. Yeniden yaz geldi. Maxwell'lar prensesin ziyaretini dört gözle bekliyordu. Prenses sonunda kasabaya geldi. Dur, arabacı dur! Kuşların beslenebileceği bir yulaf arazisi mi burası? Bunu ancak Larsen akıl edebilir. Sayın Prenses, Lord Maxwell'ın malikanesinin biraz ileride olduğuna eminim. Ben de malikanenin burası olduğuna eminim. Burası tüm ülkenin en güzel bahçesi olmalı. Bu bahçe mutlaka sevgili Larsen'ın bahçesi. Larsen, sen misin? Evet. Ah, ben Prenses Flora. Prenses? Aha, çok üzgünüm hanımefendi. Ellerimi yıkamalıyım. Bu işini ne kadar tutkuyla yaptığının göstergesi. Acaba çok sevdiğim karpuzlarından var mı Larsen? Evet, size hemen getireyim efendim. Bu arada arabacı Lord Maxwell'a prensesin geldiği haberini yollamıştı. Aceleyle Lord Cornwall'ın malikanesine geldiler. Prenses Flora, bizim malikanemiz biraz daha tepede efendim. Öyle mi? Ama Larsen burada.
Prenses Flora'ya Larsa'nın kendine sıradan bir çiçek verdiği gerekçesiyle işten nasıl çıkarıldığı anlatıldı. Oysa Prenses Flora bunu zaten duymuştu. Bencil Maxwell'ların Larsa'nın büyük yeteneğini ve bahçıvanlık sevgisini hiçbir zaman takdir etmediğini anlayacak kadar zekiydi. Durumu düzeltmeye gelmişti. Larsa, sen çok yetenekli ve tutkulu bir bahçıvansın. Sana tamamıyla kendine ait olacak bahçeli bir malikane hediye etmek istiyorum. İstediğin gibi bahçıvanlık yapabileceksin ve kraliyet hazinesinden maaş da alacaksın. Bahçeni görmeye gelenlere Larsa'nın cenneti olduğunu söyle lütfen. Tüm ülkede bahçen bu isimle bilinecek. Sonunda Larsa hak ettiği takdiri görmüştü.